Arspor'un satılışı bir başarı hikayesi mi? Bunun cevabını ancak hikayesini dinledikten sonra siz verebilirsiniz. Fakat bana soracak olursanız Arspor'un satılışı geçmiş hataların tekrarlanmamasından ibaret. Arspor 2022 öncesinde AR ve modelleme hizmetleri veren ve daha çok B2B'ye çalışan bir şirketti. Yani e-ticaret firmaları ürün görsellerini modelletmek istediğinde Arspor'a gönderiyordu. Arspor da bunu manuel bir şekilde insan gücüyle modelleyip tekrar müşterilerine gönderiyordu. Manuel bir ajans işletmesiydi Arspor aslında. Fakat 2022'nin sonuna geldiğimizde artık hantal kalan ve ölçeklenemeyen bu yapının tamamen değişmesi için çalışmalara başladık. Bu karar Arspor'un tüm hücrelerinin baştan yenilenmesi anlamına geliyordu. Sıfırdan bir ürün oluşturmak ile olan bir ürünü değiştirmek ve yenilemek bambaşka şeyler. Çünkü eğer elinizdeki bir şey değiştirmek istiyorsanız hayal gücünüz, vizyonunuz, hedefleriniz o elinizdeki ürüne bağlanabiliyor. Bunu bildiğimiz için bu hataya düşmemek adına öncelikle kendimizi Arspor'dan soyutlayarak yola çıkmaya karar verdik. O zaman biz Arspor'un ürününden ve çözümünden soyutlayalım dediğimizde ne kalıyor geriye? Sorunun kendisi. Aslında zaten bizim senelerdir çektiğimiz bir sorun var, bir derdimiz vardı ortada. Nedir bu sorun? Seri ürün görselleri. Ve bu sorunun bizim için ne kadar büyük olduğunu anlamak adına önce bir dropshipping iş modelinin nasıl işlediğini anlamanız gerekiyor. Dropshipping reklamlarla çok hızlı ürün testi yaptığımız, farklı ürünler denediğimiz ve bu testleri yaparken ürünlerin elimizde olmadığı bir iş modeli. Dolayısıyla hem çok hızlı olmanız gerekiyor hem de bunu yaparken geleneksel fotoğrafçılık, ajanslık ve benzeri yollardan faydalanamıyorsunuz çünkü ürün elinizde değil. Tamam, dropshipping'den ötürü belki ürün görselini geleneksel olarak çektiremiyoruz ama bir yandan da e-ticarette hala ürün görseli çok önemli. Çünkü müşteriler ürünü görsellerinizle deneyimliyor, görsellerinizle satın alma kararını veriyor. Dolayısıyla çok önemli. Ama dropshipping'de biz ürünlere sahip değil günün sonunda elimizde. Bizim ürünleri direkt müşterilerimize gönderen üreticilerimiz, fabrikatörlerimiz ve benzeri de zaten satış pazarlama bilmiyor. Dolayısıyla hani görseli şöyle çeksek daha iyi olur, böyle olsa şuraya hitap eder falan diyebilecek bir arka planları yok. Böyle bir becerileri zaten yok. Yani velhasıl bizim kaliteli ürün görsellerine erişimimiz yok bu iş modelinde. Ama bir yandan da şimdi biz tamam üreticiden kendimize getirtelim, sonra görselini çekelim deseniz önce biz üreticiden kendimize sipariş vereceğiz, sonra ajanslara göndereceğiz, görseller gelecek, revize edilecek falan derken hem iş modelinin doğasına aykırı çünkü hızlı olmamız gerekiyor hem de bir yandan revizeydi, şuydu, buydu, biz o sırada ürünü zaten test etmiş olup diğerine geçmiş olacağız. Gelen görseller kaliteli olsa bile işimize yaramayacak. Dolayısıyla bizim sorunumuz burada çok büyük. Bunu anlatıyorum çünkü sorunun büyüklüğünü anlamanız için. Ve Arspor'da biz ilk başta bu sorunu çözmek için yola çıktık. Yani kendi sorunumuzu bir çözelim dedik. Biz yaşıyoruz zaten bu sorunu. Ve o dönem biz araştırdık da bayağı. Yani bu sorunu çözen çok seri bir şekilde kaliteli ürün görseli veren, lifestyle görseli veren bir yer var mı diye. AI zaten o zaman 2022'nin sonları hani bu seviyede değildi. Hiçbir dijital girişim de yoktu bununla ilgili adım atan, çözmeye çabalayan ve benzeri. İşte tam bu noktada biz kendi sorunumuzu çözmek için yola çıkalım dediğimizde size bu kanalda da belki yüzlerce kere söylediğim bir şey var. Eğer bir sorunu siz yaşıyorsanız ve çok acı bir şekilde yaşıyorsanız o sorunu belki sizin gibi yaşayan başka insanlar da olabilir. Ve eğer gerçekten durum böyleyse yani sorunu başka insanlar da yaşıyorsa o sorunun çözümünü bulabilirseniz bunu bir ürüne dönüştürebilirsiniz. Ki zaten iyi girişimler de böyle doğar. Kendi sorunlarını çözmeye çalışarak. Şimdi bu aşamadan sonrası önemli. Çünkü bir sorununuz var, çözmek istiyorsunuz ve başkalarının da derdine derman olabilir diye düşünüyorsunuz. İşte bu aşamadan sonra yapacaklarınız veya bizim yaptıklarımız aslında sürekli kendini tekrarlayan, batık bir girişimi başarılı bir girişimden ayıran bir çizgi. Nedir bu ayrım? Bizim sorunumuz belli. Fakat sizin bu kadar derinden yaşadığınız bir sorun herkesin sorunu olmak zorunda değil. Kitleler bu sorundan ötürü yanıp tutuşuyor olmak zorunda değil. Dolayısıyla ilk emin olmamız gereken şey bu sorunu başkalarının da yaşadığına emin olmak. Hatta başkalarının bu sorunu yaşadığından emin olmak da yetmez. Bu sorunu bizim kadar derin yaşadıklarından da emin olmamız gerekiyor. Yani düşündüğünüzden daha basit başlayacaksınız. Önce öyle hadi bir çözüm bulalım demek yok. Zaten birçok girişim bu yüzden batık doğuyor. Hani başta demiştim ya Arspor geçmiş hataların tekrarlanmamasından ibaret diye. Ben size böyle anlatıyorum ama biz bu hatayı daha önceden yaptık zaten. Artonar 1,5 sene gibi bir süreçte 1 milyon dolar satışı geçme başarısını gösterip yine de batmaktan kurtulamayan bir şirketti. Ve biz o şirketten öğrendiğimizle hatta o şirkette yaptığımız hataları burada tekrarlamamaya söz vererek devam ettik ki işte biz de bu yüzden
basit başladık. Dedik ki önce ürünü yapmayacağız. Başkaları da bu sorundan muzdarip mi? Önce bir buna bakacağız. Peki ne yaptık? Çevremizde satış yaptığını bildiğimiz kim varsa ulaşmaya başladık. Mail attık, mesajlar yazdık, aramalar yaptık. Sadece konuşmak için bu insanlarla. Yani saatler süren toplantılar yapıldı odana. Tüm çabamız şu sorunun cevabını bulabilmek içindi. İnsanların derdi bizim ağrı kesici bulmamızı gerektirecek kadar büyük mü? Bu ağrı tespit süreci epey sürdü, 2 ay kadar ve bu sürenin sonunda biz bir şey keşfettik. Abi dertler bizim derdimizden daha büyüktü. Öyle ki biz dropshipping tarafından bakıyoruz olaya ama üreticisi de aynı dertten muzdarip, Amazon'un da satış yapanı da aynı dertten muzdarip, toptancısı da muzdarip, o da muzdarip, bu da muzdarip. Sürecin sonunda dedik ki tamam, eğer biz bu ağrının ağrı kesicisini bulabilirsek bu piyasada çok büyük derman oluruz. Sorunu doğruladık. Doğrulamasına ama sorunu doğrulamakla da iş bitmiyor. Çözüm bu aşamadan sonra size koşarak gelmiyor. Sizin o çözümü kazarak çıkartmanız gerekiyor. Ve o çözümü adım adım inşa edeceksiniz. Arsbar benim ilk girişimim olsa muhtemelen bu doğrulamadan sonra yapacağım ilk şey 7-8 ay boyunca bir ürün geliştirip piyasaya çıkmak olurdu. Fakat diyorum ya, geçmiş hataların tekrarlanmamasından ibaret Arsbar diye. Bu yüzden biz veriyi arkamıza alalım dedik. Ve geçmişte yaptığımız hataları yapmamak adına bu sefer işleri farklı yaptık. Dedik ki biz çok basit bir şekilde piyasaya çıkmamız lazım. En basit haliyle. Çünkü bize iki şey lazımdı aslında. Bir, insanların gelebileceği bir web sitesi. İkincisi, insanların içeride görsel elde edebilecekleri bir mekanizma. Şimdi zor kısım burada bir şeyler yapmak değil. Onun nasıl olabileceğini düşünmek. Çünkü ya bir web site bir mekanizma. Bunları nasıl bir araya getireceğiz? Bunları nasıl oluşturacağız? Hangi formata sokacağız? Ya biz nereden başlayacağız? Ve 1-2 hafta boyunca hiçbir şey yapmadan sadece düşündük. Biz o önümüzdeki beyaz boş kağıda, üstünde Arsbar yazan kağıda ilk çizgiyi atmak için saatlerce kafa patlattık. Ve sonunda bulamadık. Yani ne kadar zor olabilir, değil mi? Bir çizgi çekeceksin, bir yerden başlayacaksın, bir fikir atacaksın ve haftaların sonunda elimizde ne var diye topladığımız zaman Miro'da 0. Koskoca bir 0. Sonra biz düşünmeyi bıraktık. O çizgiyi çekmek gerçekten çok zordu ve biz dedik ki bu çizgiyi çekemiyoruz madem, biz sahaya inelim. Aksiyon almaya başlayalım yani bir an önce. Eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve ilk çizgiyi çekemiyorsanız sahaya inmek ne demek? Veri toplamak demek. Neticede nasıl yapacağımızı bilmiyoruz ama almak istediğimiz sonuç belli. Satış yaptıran ürün görselleri. O zaman bizim bu görsellere ulaşabileceğimiz yerler de belli, veriyi toplayacağımız. Amazon, Shopify, Etsy ve benzeri. Tüm bu e-ticaret platformlarından, işte internet sitelerinden biz ürün görsellerini indirmeye başladık ve bunları koleksiyon koleksiyon ayırdık. Kendi veri tabanımız oluşmaya başladı yani o dönem. Ve yüz binlerce ürün görselinin olduğu arşivler birikmeye başladı ve hala biz cevap arıyoruz ya, biz o ilk çizgiyi nasıl çizeceğiz diye. Sahada veri arıyoruz, veri topluyoruz. Ve yüz binlerce ürün görselini incelerken biz tekrarlanan bir yapı keşfettik. İlk pırıltı, ilk umuttu bizim için o keşfettiğimiz şey. Belki neye baktığını bilmeyenler için bir şey ifade etmeyecek ama gerçekten büyük bir arayışta olan bizim için, Arsbar için altın değerindeydi bulduğumuz şey. Bu platformlarda çok satın ürünlerde tekrarlanan bir şey vardı. Ürünlerin kendisi görselin, o kare görselinin belli bir yüzdesini alacak şekilde giriliyordu ve oran neredeyse hep aynı, yani %1, %2 oynuyor ama hep sabit oranla hazırlanmış görseller ve görünce dedik ki bir dakika, ya burada çok büyük bir hazine var şu anda. Çünkü İlk çizgiyi çekmenin ötesini bulmuştuk. Yani biz o çizgiyi nasıl çekersek çekelim, günün sonunda çıkan sonuç bu tarz bir oran vermesi lazım. Harika bir yol haritası. İlk yol haritasının başlangıcı belki ama harika bir bulgu. Ve o gün gerçekten hatırlıyorum, aylar sonra ilk defa yatağa rahat girmemizi sağlayacak bir bulguydu bu ve hala somut bir şey olmamasına rağmen rahat girdik o gün yatağa. Sonrasında ilk aksiyon adımı olarak şunu dedik, tamam biz bu verinin ışığında ilerlemeye çalışalım. Şimdi araştırmalarımızı daraltıp en çok satış yapan 5 kategoriyi alalım merkeze ve bunların ışığında devam edelim. Ve bundan sonra bu 5 kategoriyi merkeze alarak o elde ettiğimiz formülü netleştirmeye çalıştık.
işte doğrulamaya çalıştık diğer ürünlerle haftalar içerisinde ve benzeri. Şimdi burada da tamam, ne yapmamız gerektiği açık. Yani çıkan görsellerin belli oranları kaplaması gerekiyor. Bunları belli kategorilerde yapmamız gerekiyor ama hala çok basit davranmamız gerekiyor. Çünkü bizim 7-8 ay boyunca ürün geliştirelim deme gibi bir lüksümüz yok. Birçok batık şirket böyle batıyor. Dolayısıyla biz ya bunu nasıl basit yaparız dedik. Ya çok basit olsun ama bu çıktığı versin. O sinyali versin. İnsanların karşısında kullanacakları bir şey olsun diye. Ve nihayet ilk o zaten çıktığı önümüzde var, ne yapmak istediğimiz var. Bunu nasıl yapabilelim derken çok kısa sürede bir fikir bulduk. Hatta birçoğunuz şimdi diyeceksiniz ki ya çok basit bir fikir diyeceksiniz ama biz hayata geçirmek için ilk başta o fikre yapıştık. Neydi o bizim Arspar resminin ilk taslağını hazırlamamızı sağlayan fikir? AI, işte teknoloji, cartoon değil. Çok daha basit bir çözüm bu. Çünkü biz bu çözümü bulurken aslında önümüzde bir örnek vardı. Çok farklı bir sektörde benzer şey yapmış. Ne? Canva. Yani şimdi Canva bir Photoshop kadar advanced değil, o kadar gelişmiş değil, o kadar iyi çıktı vermiyor ama ya milyonlarca insan kullanıyor. Neden Canva'yı kullanıyorlar? Çünkü basit. Çünkü daha basit, daha kolay, daha hızlı. İşte bizim taslağımız bittiğinde de tam olarak buna benziyordu. Çok kolay, çok hızlı ve çok basit. Ve Arspar'ın o ilk şablonu kağıt üstünde insanlara ürün görsel şablonları veren bir yapı olarak duruyordu önümüzde. Ve o daha önce kategorilere ayırdığımız ürünlere özgü şablonlar oluşturmaya başladık işte. Takı şablonları oluşturduk, ayakkabı şablonları oluşturduk ve benzeri. Ve bu şablonlar aslında temelde bu kategorilerdeki ürünlerin ölçeklerine uygun olarak hazırlanıyordu. Yani takı ürünlerinde daha küçük ölçeklerde, ayakkabı gibi ya da mobilya gibi ürünlerde daha büyük platformlar kullanılabilecek şablonlar vardı ama günün sonunda insanlar ürünlerini Canva gibi sürükle bırak yapıyor. Biz orada arka planı temizliyoruz ve o şablonun üstüne koyuyoruz. Aslında tüm mantık bunun üstüne. Ve biz 2 haftada yani kararı verdik bunu yapalım dedikten 2 hafta sonra Arspar 1.0 lansmana hazır. Ve Arspar hazır dediğimizde biz çok eksiktik. Çok boyasızdık, çok renksizdik, çok basittik. Ama bir çözümdük insanların karşısına. Yani benim bir ürünüm var, bir ürün fotoğrafım var ve bunu bir ortamda göstermek istiyorum, bir platformda göstermek istiyorum dediğinde buyur buradan yap denilecek bir çözüme sahiptik ve lansman günü geldi. Biz artık Arspar'ı tamam dedik. En basit oluşturabildiğimiz çözüm bu. O haliyle bir insanların karşısına çıkartalım dediğimiz gün geldi ve biz o gün Arspar'ı insanlara duyurduk. Sosyal medyadan duyurduk. Zaten öncesinde ben geliyor falan diyordum. Dolayısıyla az çok bekleniyordu hafiften bir çözüm. Ve Arspar Şubat ayında lansmanını yaptı ve Arspar 1.0 insanların kullanımına açıldı. Ve ilk hafta yüzlerce insan kaydoldu Arspar'a. Yüzlerce insan denedi bu eksik, bu renksiz çözümü. Ve bizim çizmeye çalıştığımız o Arspar resmi eksikti. Bunun farkındaydık. Dolayısıyla hedefimiz o eksik parçaları oluşturabilmek, çizebilmek için olabildiğince çok veri toplamaktı insanlardan. Kimler kullanıyor Arspar'ı? Neden kullanıyorlar? Hangi amaçla kullanıyorlar? Çıktılardan memnunlar mı? Memnun değillerse neden memnun değiller? Ya bizim için en küçük veri bile tamam deyip yapışacağımız veriydi o dönem. Ve biz Arspar 1.0 yayınladıktan sonraki birkaç hafta hiç iç açıcı değildi sonuçlar. Yani yüzlerce insan kaydolmuştu. Fakat paralı kısma baktığımız zaman sadece birkaç insan, yani birkaç insan ben buna para öderim diyordu, para ödüyordu. Çok küçük bir yüzde. Ve biz her oluşturulan görselden sonra insanlara işte bu görseli kendi mağazanızda kullanır mıydınız diye bir anket yapıyorduk. %90'ın üzerindeydi hayır kullanmam diyen oranı. Yani bu ne demek? Ürününüz %90 ve üzeri başarısız sonuç veriyor demek. İyi bir sonuç değildi. Fakat istediğimiz şey zaten buydu. Bizim hedefimiz insanların ne istediğini aksiyon halinde, aksiyon anında görebilmekti. Çünkü artık bir kere insanların karşısına o resminizi çıkarttığınız zaman ne çizmeniz gerektiği, nasıl çizmeniz gerektiği, hangi boyayı kullanmanız gerektiğini size kullanıcılarını söylemeye başlıyor. Ve bizim o aşamadan sonra tek yapmamız gereken elimizdeki fırçayı doğru sallayabilmek. Ve biz o dönem biraz daha ileri gittik ve bu anket toplamanın ötesine yani kullanıcılarla birebir görüşmeye başladık, geri bildirimler aldık. Ve tek bir soru o dönemde nasıl iyileştirebiliriz? Ne yapsak kullanırsınız? Ne yapsak para ödersiniz? Ne yapsak daha çok para ödersiniz? Yani sorular bunların çevresinde geziyor. Ve o görüşmelerde dikkatimizi çeken bir şey oldu. Çok tekrarlanan bir sorun. İnsanlar, kullanıcılar şunu diyor.
Ya ürünler havada duruyor. Bayağı ürünü yükledim tamam ama havada gözüküyor yani. Orada çekilmiş gibi durmuyor. Şimdi Arspar bu geri bildirimi çok fazla insandan alınca şöyle bir şey oldu ya. Tamam biz o zaman ilk başta buna odaklanalım. Yani havada durmamasını nasıl sağlarız? Güzel bir yol haritası çıktı bize. Ama bir ürün görselini, ürünü çekilmediği bir ortamda çekilmiş gibi göstermek çok zor. Şimdi bir ürünü bir ortamda çekmiyorsanız ama işte shoplayıp oraya koyuyorsanız bazı yerlerini manuel değiştirmeniz gerekiyor. İşte sağını solunu falan oynayıp oradaymışçasına. Ama bizim böyle bir lüksümüz yok çünkü biz bir teknoloji uygulamasıyız. Yükleyen insanlar kimseyle görüşmesi gerekmeden yükledim, görselimi elde ettim, indirdim demesi gerekiyor. Dolayısıyla manuel elleyemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? İşte ne yapmamız gerekiyor'nun karşılığı olarak biz yazılım ekibiyle oturduk bizim Arspar'da. Ve toplantıda işte nasıl daha gerçekçi olabilir, insanlar nasıl hiçbir elleme gerektirmeden, düzeltme gerektirmeden böyle bir görsel elde edebilir dediğimizde birkaç aylık bir geliştirmeyle en azından ürünün bizim şablonla birleştiği noktalarda bazı oynamaları otomatik yapmaya başlayabiliriz işte oradaki opaklığı ayarlayarak ve benzeri gibi bir dönüş geldi. Şimdi birkaç ay neden gerekiyor? Çünkü kullanıcıların yükledikleri karşılaştırılacak, bizimkiler karşılaştırılacak, nereye oturduğu gözlemlenecek ve benzeri. Birkaç ay çok uzun süre. Şimdi birkaç ayın uzun olmasından da ziyade karışık bir çözüm. Yani bir şeyi ben bu şekilde çözerim deyip 3 ay boyunca test edip olmazsa ki ihtimalinde bir 4-5 ay daha kaybetmek hem çok karmaşık hem verimli değil. O yüzden dedik ya buna bir geçmeden yani bu çözüme tamam demeden önce bir basitine bakalım. Daha basit nasıl olabilir diye. Ve bunun üstüne daha birkaç gün geçmeden ben çözümü çok başka bir yerde buldum. Yani hiç beklemeyeceğiniz bir yerde çözümü buldum. Ve muhtemelen bugüne kadar hepinizin en az bir kere deneyimlediği, kullandığı bir yerde buldum çözümü ki işin ilginç yanı da o zaten. PowerPoint kullanmışsınızdır. Sunu, Google sunuları. Oraya bir görsel yüklediğiniz zaman ne görsel olduğu fark etmeksizin size seçenekler sunar ya. Yansımasını alabilirsiniz ve benzeri. Orada bir seçenek daha var. Belki dikkat etmişsinizdir, belki gözünüzden kaçmıştır. Gölgeleme diye bir seçenek. Şimdi bakınca dedim ki ya gölgeleme de çok basit duruyor. Çünkü onun yansımasını alıp siyah veya gri şey ekliyor, renk ekliyor. Çok basit ama gerçekten oraya koyduğunuz zaman sanki herhangi bir şeyin üstüne falan da koyduğunuzda PowerPoint'te orada çekilmişçesine duruyor. Ya benim gözlerim parlattı. Dedim ki çok basit bir çözüm. Arkasında büyük bir teknoloji olmadığına eminim çünkü senelerdir var. Bu bizde işe yarar mı? Ve hemen orada denemesini kimseye sormadan kendim bir görseli aldım. Orada gölgeledim PowerPoint'te, indirdim ve bizim Arspar'ın şeyini attım, şablonlarını attım ve gölgeli bir şekilde bizim şablona yüklenince tam orada çekilmiş gibi duruyor. Yani %100 tabii mükemmel diyemem ama ben zaten PowerPoint'ten çıktısını alıp yükledim Arspar'a. Ama ciddi manada bir yol kat etmiş gibi duruyor. Dedim ki bunu biz yaparız. Ve bunu yaparız dedikten sonra birkaç gün içerisinde biz Arspar'a ekledik gölgeleme özelliğini. Zaten Arspar'ı kullananlarınız bilir. İlk eklediğimiz ilk geliştirme 1.1'imiz bizim Arspar'da gölgeleme özelliğiydi. Ve biz bunu yapar yapmaz işte gelişmeyi duyurduk. Yeni bir 1.1 lansmanı gibi oldu ve yine anket soruyoruz hala biz insanlara işte bu ürün görselini kullanır mıydınız diye. Ve bir geliştirmeyle %10'lardan başarı oranımız %40'lara çıkması dedi ki biz bir yere doğru gidiyoruz ve bu yer güzel bir yer eğer varabilirsek. Ve bu arada beni yanlış anlamayın bunlar olurken bizim hala 700 bin arası kullanıcımız var. Yani daha çok küçük de Arspar. Ve ekosistem de çok küçük de Arspar içerisinde bu geri bildirimleri aldığımız falan. Yani daha öyle başarı falan demek için çok küçük sayılardı bunlar. İşte fakat o süreçte elde ettiğimiz veri zaten biz bir yere doğru gidiyoruz dememiz için yeterliydi. İşte bu yüzden artık biz ürün görseli mevzusunu kökünden çözmek için daha geniş bir çalışmaya hazırdık. Yani bugüne kadar yaptığımız her şey bu mevzuyu ciddi manada bir şeyleri değiştirir mi kanıtlamak içindi ve kanıtladık. Ve o günden sonra biz dedik ki tamam ne kadar uğraştırırsa uğraştırsın, ne kadar emek vermemiz gerekirse gereksin, Arspar 2.0'ı piyasaya sürmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Şimdi Arspar 2.0 bambaşka bir şey olması gerekiyordu. Hepimiz buna hemfikirdik. Öyle şablon mablon falan filan değil. Gerçekten insanların kamerayla çektiği görselden daha iyi bir sonuç vermemiz gerekiyordu. Geleneksel yöntemlerle çözülemeyecek kadar iyi bir çözüm vermemiz gerekiyordu ki hayalimiz, hülyamız buydu. 2023 Şubat ayından bahsediyorum size. Yani o dönemde yapay zekayı bırakın görselde iyi bir şeyler yapmayı, yazı temelli şeylerde bile kötü sonuçlar veriyordu. Epey eski bir dönemden bahsediyorum. Ve biz
Arspar 2.0'ın ne tarz bir şeye benzemesi gerektiğiyle ilgili maddeler çıkartmaya başladık. İşte ürün yüklendiği zaman otomatik olarak o ürünün hangi ürün olduğunu tanıyacak bir sistem olsun. Ve bu tanınan ürünün hangi ortamda daha iyi satış yapacağını bizim altyapımız belirlesin. Bu ortamın içerisine ürünü orada çekilmişçesine koysun ve bu ortamlar her seferinde sıfırdan oluşturulsun. Yani ürünün etrafına bir sahne inşa edilsin ve bu sahne her seferinde ve herkes için farklı olsun. Ve bu sahne oluşturulurken bir yandan ürünü öne çıkartacak şekilde olsun. Yani ürünün o ortamda ana öğe olduğu belli olsun. Bir yandan da tüm bunlar saniyeler içinde gerçekleşsin. Ve her şey bittiğinde biz yine o anketimizi insanlara gösterelim. E insanların %100'e yakını ben bu görseli gönül rahatlığıyla kullanırım desin. Şimdi bundan sonra bizim yolumuz çok uzun, çok zorlu. Çünkü hem gelişecek hem öğrenilecek çok fazla şey var. Şimdi tüm bu saydığım maddeleri bir anda gerçekleştirmek yerine kendi beta sürümümüzde farklı metotlarla çözmeye çalıştık bu maddeleri. Kimisinin bazı özelliği çalıştı, kimisinin çalışmadı ve benzeri. Ve bu aşamada Arspar 2.0'a gelene kadar onlarca farklı yapı değiştirdi beta sürümünde Arspar ve bizim önümüzdeki Arspar resmi sürekli değişiyordu böyle. Sürekli yapısı değişiyor, çıktısı değişiyor. Arka taraftaki o beta sürümden bahsediyorum. Ve önümüzde sürekli farklı bir Arspar vardı o dönemde. İşte ilk başta ürün tanımayı yapamadık. O yüzden biz yine kategorilere ayırdık. Ve ürün ne olursa olsun o ortamın içerisinde oluşturulmasını istedik. Veya işte boyutlar tarafında sorun yaşadık. Orada biz kendimiz manuel bir yer açıp işte ürünün boyutları girilsin dedik. Ona uygun bir ürün ortam ayarının yapılmasını sağlamaya çalıştık. Ya da işte bir ara konum problemi yaşıyorduk. Ürünün nerede gösterileceği ile ilgili sorunlar vardı. Yani konumu tam olarak nerede olsun diye. Biz onu otomatik çözmek yerine insanlara 3 seçenek sunduk. Masada mı gösterilsin, zeminde mi gösterilsin, duvarda mı gösterilsin diye ve ona göre çıktı veriyorduk gibi gibi. Ve hepsi çok basit dokunuşlar olsa da aslında çok büyük sorunu çok basit çözmeye çalışmış olsak da hepsi aslında Arspar'ın bir sonraki aşamaya geçmesi için var oldular. Bir şekilde var oldular. Ve nihayet bizim tüm alt elementleri diyorum ya onlarca farklı yapı değiştirdikten sonra nihayet istediğimize yakın sonuç veriyor dememiz 2 ay kadar sürdü Arspar'da. Ve asıl yatırımı bu 2 ayda yaptık. Epey bir para dökmemiz gerekti Arspar'a. Hem yazılım ekibi için hem teknoloji için hem İlk başta çok fazla düşünmediğimiz database için ki bir sürü bilgisayar almamız gerekti. Sunucu almamız gerekti. Bu arka planda çalışsın diye sanal olarak alıyoruz tabii ama yani o tarafı çok düşünmemişiz başlangıçta. Çok fazla masrafı çıktı yani Arspar'ın o 2 aylık dönemde. Ve o dile kolay 2 aylık sürecin sonunda biz yapay zekasıyla insanların ürününü yükledikten sonra gerçekten orada çekilmişçesine ışığı, görseli, gölgeyi, ortamı, ölçeği, her şeyi ayarlayan bir ürüne sahip olmuştuk. Ve nitekim Mayıs 2023'te Arspar 2.0 lansmanı yapıldı ve yayına alındı. Ve aslında Arspar için her şeyin değişmeye başladığı dönem Mayıs 2023 tarihidir. Çünkü o döneme kadar bizim işte 1000 küsür kullanıcımız vardı ki 2 ay geçti ilk versiyondan sonra. Mayıs 2023'te Arspar 2.0 yayınlandıktan birkaç hafta sonra biz 50 bin kullanıcıya ulaştık. Ve Arspar bir anda kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladı. İnsanlar insanları getiriyor, sosyal medyada paylaşılıyor, farklı networklere yayılıyor ve biz e-ticaret dünyasında Türkiye'de yani ihracat yapan, ithalat yapan, yani öyle ya da böyle e-ticarete dokunan firmaların birçoğunun kullandığı bir tool haline geldik ve birkaç hafta içinde oluyor bunlar. Ve grafikler hem çok tatmin ediciydi o dönem hem de çok heyecan vericiydi ilerisi için. Her şey harika gidiyordu. Fakat İşte bu fakat her şeyi değiştirdi. Şimdi bu büyük yükseliş, hızlı yükseliş, kontrolsüz ilerleyiş Arspar'ın çok fazla dikkat çekmesine sebep oldu. Ve bizim beklemediğimiz kadar çok dikkat çekti Arspar. Ve o dikkatini çektiğimiz firmalardan birinin ismi Fotoroom oldu. Fotoroom'u belki duymuşsunuzdur. 40 milyon indirmesi var Fotoroom'un. 64 milyon dolarlık yatırım aldılar. Ve işin ilginç yanı insanlar Fotoroom'u internetten, Fotoroom Türkiye'yi bizden duydu.
Şimdi normal şartlarda Canva'nın rakibi olan bir uygulama. Görsel editleyebildiğiniz ve benzeri. Bir yandan da Photoroom kenardan ürün görseli editlemesi üzerine beta bir ürün geliştirmeye çalışıyordu. Ve o dönem Arspar'ın çok hızlı yükselip bir anda çok fazla kullanıcıya ulaştığını görünce ki Fransa merkezli bir uygulama. Önce bizi kurucuları takip aldı. Yetmedi. Bizim geri bildirimleri falan beğenmeye başladı. Ardından... Yetmedi. Photoroom beta sürümüyle bu ürün görselleri noktasında beta sürümüyle girdiği 5. ülke olarak Türkiye'yi seçti. Ve bizim için savaş başladı. Şimdi Photoroom Türkiye'ye giriş yaptığında pazarın zaten büyük çoğunluğu bizdeydi. Yani Photoroom Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorsa sıfırdan kullanıcıları çekmektense bizim kullanıcılarımızı alması gerekiyordu. Tabii bunlar olurken Arspar'ın çıktıları Photoroom'dan daha iyiydi. Bizim daha çok kullanıcımız vardı Türkiye'de ve bir yandan da Türk bir uygulamaydık. Yani dolayısıyla avantaj bizdeydi ama günün sonunda da bir rakibimiz var. 64 milyon dolarlık bir bütçesi olan rakipten bahsediyoruz. Şimdi 500 milyon dolarlık değerlemesi olan bir şirketle de günün sonunda realitelerle savaşmanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim de tabii savaştan kaçmaya niyetimiz yoktu ama realistik. Ve biz Temmuz ayı geldiği zaman Photoroom'la direkt başa baş kavgaya tutuşmaktansa Photoroom'un ekleyemeyeceği niş özellikte bir takım feature'lar, özellikler eklemeye başladık Arspar'a ve o sayede birazcık daha hype'ı öldürdük Arspar özelinde ama en azından Photoroom'un giremeyeceği alanlara girmiş olduk kendi kullanıcılarımız için. Şimdi burada belki işte her şeyin artısı eksisi var, o yüzden daha geniş konuşulması gerekebilir ama verdiğimiz bu karar neticesinde biz işte enterprise çözümleriyle, ürünlerin ortamlarla otomatik eşleştirilmesi ve benzeri gibi özelliklerle kendi kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek ve yeni kullanıcıları hedeflememek üzerine bir stratejiye gittik. Ve bu strateji neticesinde yeni kullanıcı gelme sayısı ve oranı çok çok düştü ama olan kullanıcıları da daha fazla tutmaya başladık kendi uygulamamız içerisinde. Şimdi burada Photoroom'la girdiğimiz savaşı kendi işimizin içerisinde kazanıyor gibi gözüküyorduk. Evet, belki onların kullanıcıları daha hızlı artıyordu ama gerçekten e-ticaret satıcısı dediğimiz insanlar da Arspar'ı kullanıyordu. Dolayısıyla hani kendi cephemizde kazanıyor gibiydik ta ki bu savaşta yeni bir cephe açılana kadar. Şimdi Ağustos 2023 ayı. O dönemi hatırlayın. AI çılgınlığı. Her gün onlarca yeni AI girişiminin çıktığı, görsel girişimlerin çıktığı. Evet, belki bize rakip olabilecek girişimler değildi onlar. Yani çok küçük girişimlerdi ama işte o dönem o hype'ın içinde, o AI çılgınlığı içerisinde bazı firmalar ürün görselleştirmeye gireceğini açıkladı. Kimdi bu firmalar? Google, Amazon, Shopify. Şimdi hepsi kendi ürün görseli modüllerini ve yapay zekalarını geliştireceklerini duyurdular. Geç kalmışlardı ama şimdi geç kaldım ya da geç kaldılar kısmı kasasında milyon dolarlar, yüz milyonlarca dolar olan şirketlere sökmez. Yani günün sonunda bunlar giriyorsa kendi kümelerinin etrafını domine ederler. Yani Shopify girdikten sonra Shopify dünyasını domine eder. Amazon girince Amazon'u domine eder. Sizin oyun alanınızı kısıtlar. Daha iyi sonuç vermeniz, daha önce çıkmış olmanız da bir şey değiştirmez bu firmaların karşısında. Şimdi bu savaş cepheleri neticesinde bizim artık Arspar'ın oyun planını, gelecek planını ciddi bir şekilde revize etme vakti de gelmişti zaten. Ve bu savaşlar, cepheler açılmaya başladığında artık biz şu gerçeği biraz kabullendik. Arspar'ın geleceğini yeniden tasarlamamız gerekiyordu. Şimdi iş dünyasında romantikliğe gerek yok. Genelde önünüzde bir takım veriler vardır. Bu verilere göre verebileceğiniz en iyi kararı verirsiniz. Bu kararlar sonucunda da aslında hem kendinizi, hem yolculuğunuzu, hem de karar verme mekanizmanızı geliştirirsiniz. İşte diyorum ya ben zaten, Arspar geçmiş hataların tekrarlanmaması diye. Şimdi Arspar özelinde ise işler çok iyi gözükmüyordu açıkçası. Oraya kadar çok iyi geldik. 6 ay, 7 ay Türkiye pazarını elimizde bulundurduk. 50 bin kullanıcı ciddi manada bir başarı. Fakat gelin görün ki artık ülkeye, pazara kasası çok dolu bir rakip girdi. Bir yandan da bizim asıl ürün görseli noktasında hizmet verdiğimiz Google gibi, Amazon gibi, Shopify gibi yerler kendi modüllerini geliştireceğini duyurdu. Ve günün sonunda tünelin sonundaki ışık çok gözükmüyordu. Ve Arspar bugüne kadar geldiği şekilde devam edemezdi. Değişmesi gerekiyordu. Bunun için önümüzde iki farklı yol vardı. Herkesin aklına gelen iki farklı yol. Birincisi, Arspar biraz daha nişin içinde genişleyecekti. Yani sadece ürün görseli değil, e-ticaret satıcılar için yazı based
ya da işte description'larını hazırlayacak ya da SEO gibi destekler verecek. Yani tamamen yapay zekayla ürün görselinin dışındaki kısımlara da yardımcı olacak bir araca dönüşecekti. İkincisi ise müşteri demografik yapısını değiştirip tamamen benzer hizmetlerle farklı bir nişe yönelmiş olacaktı. Şimdi burada ilk söylediğim cümleyi hatırlayın. Her zaman önünüzde veriler olur. O verilere göre karar verirsiniz. Ve bu kararlar neticesinde de aslında karar verme mekanizmanız gelişir diye. Bunu hatırlamak önemli. Çünkü biz Artonar'da da benzer bir dönemden geçmiştik. Ve genelde tecrübeniz biraz daha az olduğunda verilere baktığınızda en mantıklı gibi gözüken yol ya da çözüm genelde sizi uzun vadede en çok uğraştıracak çözüm oluyor. Ve inanın Artonar özelinde söyleyeceğim. 1 milyon dolar satış yaptığınız bir girişimi batırdığınızda daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden tecrübe önemli. Şimdi bunu söylüyorum çünkü Arspar özelinde de bu iki yol geçici bir kurtarıcı olabilirdi ama ikisinin de sonu çıkmaz sokakta. Yani ikisinde de o tünelin sonundaki ışık gözükmüyordu asla. Çünkü ilk yol niş genişletme modeli ve niş genişletme genelde hazır olduğunuzda yapılır, mecbur kaldığınızda değil. Yani bir kurtarma yöntemi değildir, bir ölçekleme yöntemidir. Şimdi ikinci yöntem ise aslında niş değiştirme dediğimiz şey bizim için mağlubiyeti erteleme demekti. Çünkü günün sonunda yaptığımız şey aynı kalacaktı ve o müşteri segmenti de bu çözümü çok kısa sürede bulabilirdi. Peki o zaman... Vaz mı geçiyorduk? Buraya kadar mıydı? Arspar hikayesi. Üçüncü yol. Her zaman göremediğiniz, çok arkalarda duran bir üçüncü yol vardır. İşte biz Arspar'la bu üçüncü yola doğru ilerledik. Günlük hayatımızda koşuşturmacaya o kadar gömülmüş bir haldeyiz ki her anımız koşuşturmacayla geçiyor. Her an yarışta gibi hissediyoruz. O gün sizin için gündem neyse herkes için bu gündemin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanki her an dünyayla yarışıyoruz. Eğer kendinizi sıklıkla bu durumda buluyorsanız şöyle kafayı bir kaldırmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Kaldırın kafanızı, insanları dinleyin, farklı gündemlerin olduğu ortamlara bir kulak verin. Sadece bizim ülkemize de değil, farklı ülkelere de bir bakın. Şunu göreceksiniz, herkes kendi gündemiyle meşgul. Sizin koşuşturmacanız, sizin dünyanız sadece sizin için önemli ve büyük. Bu söylediklerim çok önemli çünkü bunun farkında olmasaydık Arspar hala bir savaşın içerisine sıkışıp kalmıştı o dönemde. Çünkü aklımız hep savaşta, hep rekabette, hep koşuşturmacada. Fakat biz Arspar'da tamamen farklı bir şey yaptık. Çünkü hala birçok sektörün AI'dan çok uzak fakat AI yardımıyla çok hızlı ilerleyebileceğini biliyorduk. Örneğin mimarlar, emlakçılar ve daha birçok farklı sektör AI ile hayatlarını değiştirebilirdi. Ve bu firmaların birçoğu sorunlarını Arspar'la çözebilirdi. Fakat az önce söylediğim bir şey var. Biz farklı bir nişe girsek sadece savaşı erteleyecektik fakat yine de mağlubiyet çok baskın bir oranla geliyordu. O yüzden farklı bir şey yapmamız lazımdı. Biz Arspar'ın vizyonunu bağımsız bir tool olmaktansa bir firmanın operasyonlarını ilerletebilecek, geliştirebilecek şekilde hem onların maliyetlerini düşürebilecek, hem satış operasyonlarını geliştirebilecek, hem de müşteri memnuniyetini artırabilecek şekilde yeniden konumlandırdık ki bu vizyonun gerçekleşmesi demek Arspar'ın satılması demekti. Fakat öyle bir firma bulmamız gerekiyordu ki hem Arspar'ın özellikleri onlar için faydalı olsun hem de Arspar'ı satın alabilecek finansal güçleri olsun. Çünkü bir şeyi çok satmak istemenizin hiçbir önemi yok. Karşı tarafın da aynı oranda almak istemesi lazım. Dolayısıyla biz şirketlere kapı kapı gezip buyurun bu Arspar 2,5 milyon euroya sizindir diyemezdik. Gerçekten bir satış stratejisine ihtiyacımız vardı. Hem de ciddi manada etkili bir stratejiye ihtiyacımız vardı. Şimdi yaptığımız ilk şey gerçekten Arspar'ın fayda sağlayacağı şirketlerin listesini oluşturmak oldu. Önce şirketlere yazıyorduk, sonra Arspar bu şirketleri nasıl ilerletebilir? Yani müşteri base olarak, satış sistemleri olarak, maliyetlerini düşürme olarak ve ardından bu şirketler gerçekten finansal olarak Arspar'ı almaya güçleri yeter mi? Daha doğrusu rahat bir şekilde alabilirler mi diye yazıyorduk ve günün sonunda 4-5 tane böyle uygun potansiyel şirket çıkarttık. Dolayısıyla bu 5 şirkete biz yeterince büyük, finansal olarak stabil ve yine de Arspar'a ihtiyaç duyan şirketler listesi olarak böyle astık duvarımıza. Peki biz bu şirketlerle nasıl masaya oturacağız? Mail atmak, LinkedIn'den bombalamak, işte WhatsApp şuradan buradan numaralarını bulmak nasıl? İlk akla gelen fikirler her zaman en zahmetli olanlardır ve genelde en verimsiz olanlardır. Bunu asla unutmayın. Peki biz bu ilk akla gelen yolları kullanmayacaksak nasıl bir yolla
gidebilirdik bu insanların karşısına. Düşünce yapımızı birazcık daha geliştirelim. Şirketler insanlardan oluşur ve insanlar tarafından yönetilir. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Fakat genelde atladığımız bir şey var ya, bu insanlar sizin benim gibi insanlar. Düşünüyor, konuşuyor, heyecanlanıyor, hayal kuruyor ve daha da önemlisi arıyor bu insanlar. Tıpkı herkes gibi. Şirketini daha iyi bir noktaya getirmek için arıyor, teknolojisini geliştirmek için arıyor, operasyonlarını büyütmek için arıyor. Herkes gibi arıyor. Belki bu aramayı aktif Google üzerinden yapmıyor ama beyninin o noktası hep aktif, hep böyle nasıl daha ilerleyebilirim diye düşünüyor. Madem arka plan böyle çalışıyor, o zaman bu insanların kulağına gidecek bir duyum, bir söz bu insanları tetikleyebilir. Öyleyse planımız belli. Gerçekten arz para hakkında konuşulmaya değer bir şeyler yapıp bu insanların kulağına başkaları aracılığıyla organik olarak gidebilmek. Şimdi bunu anladıktan sonra önümüzde somut veriler var. Şimdi önümüzdeki listelerin hepsi, listedeki şirketlerin hepsi farklı sektörlerden. Dolayısıyla muhtemelen AI veya ürün görselleştirme kelimeleri bu insanlar için hiçbir anlam ifade etmeyecek, tetiklemeyecek. Yani bu sektör içerisinde ortaya koyacağımız bir başarının bu insanların kulağına gitmesi çok zor, gitse de etkilemesi çok zor. Dolayısıyla bizim birazcık konfor alanımızın dışına çıkmamız lazım ama öyle bir şey seçmemiz gerekiyor ki nokta atışı da olması lazım. Şimdi bunun için arz para satmak istediğimiz şirketlerin LinkedIn profillerine, kurucuların profillerine falan incelemeye başladık. Hedefimiz şu: kümeler çıkartabilirsek ortak küme bulabiliriz belki. Konuşmaya değer, çalışmaya değer, üzerine plan strateji üretmeye değer bir şeyler bulabiliriz diye araştırmaya devam ettik. Ve sonra bunun içinde ilginç bir kontak fark ettik. Arz para satmak istediğimiz firmalardan birinin kurucusuyla ortak kümemizdeki kişi arz paranın zamanında çok büyük bir müşterisini aldığı bir ajansın sahibi. Yani arz paranın eski rakibi, hatta eski rakibinden de ötesi çok büyük bir müşterisini aldığı bir rakibi bizim satmak istediğimiz şirketin sahibiyle arkadaş. Ortak kümede. Altın değerinde bir kontak. Ve bunun neden hala altın değerinde olduğunu anlamadıysanız birazdan söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Çünkü tek yapmamız gereken bu kümeyi tetiklemek. Ama nasıl? Dürüst ve sağlam ilerleyerek. Şimdi günün sonunda hedefimiz arz parı satmaktı. Fakat herkes şirketini satmak istiyor zaten. Herkes şirketini paraya dönüştürmenin bir yolunu arıyor. O zaman biz farklı bir yoldan gitmeliyiz. Çünkü nasıl herkes gibi olup farklı bir muamele bekleyebiliriz ki? Bu yüzden az önce size söylediğim kümeyi çok iyi kullanmamız gerekiyordu. Öyle ki biz bu kümeyi tetikledikten sonra satış teklifini onların getirmesi gerekiyordu büyük bir heyecanla. Şimdi biz planı yürürlüğe koyduk. İlk başta Arspa'nın rakibiyle bir toplantı ayarladık. Biz 2-3 senelik gelişimimizi anlattık. İşte biz modellemeden artık AI'ya döndük. Birazcık daha tool sistemini koyduk. Ajanslığı bıraktık ve benzeri gibi gelişmelerden bahsettik. Onlar da işte kendi gelişmelerini bahsetti. Onlar da epey büyümüş o dönemde. Şimdi günün sonunda o ajans Arspar'dan 3-4 kat daha büyük bir ajanstı. Fakat günün sonunda onların çok büyük bir müşterisini aldığımız için onların gözünde hep bizim o müşteriyi alan rakip konumundaydık. Dolayısıyla dikkatlilerdi. Bu arada onlar da Hollandalı şirket. Saygılı yani herkes birbirine. Öyle kötü bir hava yok ortamda. Çünkü zaten müşteriyi çalma gibi bir şey yok. Müşterinin tercihi bu yönde olmuş. Ama dikkatli yani. Herkes ciddiye alıyor toplantıyı. Fakat mevzu şu. Biz niye görüşmek istemiştik? Şimdi biz tüm bu gelişmeleri paylaştıktan sonra mevcut duruma doğru getirdik sohbeti. Rekabetten, fotoğrafımdan, Google'dan falan bahsettik. Ürünümüz ve teknolojimiz çok iyiydi. O zamana kadarki kullanıcımız mükemmeldi. Hatta belki Türkiye için rekor sayıda bir kullanıcıya ulaşmıştık. 4-5 ay içerisinde 50 bin çok yüksek bir sayı. Ama milyar dolarlık şirketler girmişti piyasaya. Yani realitede aslında büyük bir gelecek yoktu Arspar için. Ve bu açıklamanın sonunda onların hiç beklemediği bir teklif yaptık. Dedik ki Arspar ve sizin ajansı birleştirelim. Hem biz tool'umuzu piyasadan çekip sizin in-house sistemlere dahil edelim, şirketin içine entegre edelim. Bu sayede bir müşteriye harcadığınız vakti belki 4'te 1'ine 5'te 1'ine indireceğiz. Çünkü biliyoruz ne kadar sürdüğünü, ne kadar maliyeti olduğunu onlara. Hem de bir yandan müşterilere farklı ürünler sunabilin. Çünkü modelleme firması genellikle öyle ortam içinde falan çok fazla lifestyle görsel vermez ama böyle bir opsiyonun da olacak. Sonsuz görsele erişeceksin. Yani hem maliyetin düşecek hem de müşteri başına kazancını belki 1,5-2 katına çıkartacaksın. Harika bir teklif yaptık onlara. Şimdi teklif gerçekten cazipti. Bir yandan ihtiyaç duydukları da bir şeydi. Aynı zamanda ya teknolojisine o kadar para vermiştik, biz onların vermesine gerek yoktu bu durumda ve teknolojimiz piyasada, ya Arspar'ın çıkarttığı ürün görselleri muhtemelen en iyisidir diyebilirim. O dönem için konuşuyorum. İşte artık Eylül aylarında, Eylül-Ekim, işte 2023'ün sonlarına doğru en iyisi bizdeydi yani çıktıların. Dolayısıyla çok cazip aslında sunduğumuz şey.
Şimdi burada bir donduralım ve bir iki adım geri gidelim. Ya biz şirketi satmak istemiyor muyduk? Ne birleşmesi, ne büyümesi, ne rekabeti, ne yapıyoruz biz? Evet, şirketi satmak istiyoruz. Ama biz bu firmaya satmak istemiyoruz. Çünkü biz o dönemde şunu biliyorduk. Bu ajans gerçekten bu fırsatı görürse, bu teknolojiyi görürse ilgilenir. Ve Arsper'ın teknolojisine sahip olmak ister. Fakat Arsper'ı satın alamaz çünkü öyle bir nakit yok bankada. Şimdi birleşme dediğimizde de biz birleşme için istediğimiz oran hem onlar çok büyük bir şirket hem de gerçekten daha önce 3-4 senedir rekabet içinde olduğun bir firma, senin en büyük müşterilerinden birini 2-3 sene önce senden almış bir firma ile ortaklık yapabilme vizyonerliği, işte ben bir PayPal'ın kurucusu ve Elon Musk arasında biliyorum o dönem, çok fazla yok. Çok vizyoner olmak lazım yani. Dolayısıyla biliyorduk ki bu adam bize ne satın alma teklifi yapabilir, gücü yok, ne birleşecek. Ama onun kümesinde, ortak kümesinde olan böyle bir firmayla çok ilgilenebilecek, aynı zamanda yeterli nakde de sahip birisi var. Ona gidecek çünkü arıyor insanlar. Bu fırsatı tepemez, bu fırsatı teptiremez de. Dolayısıyla biz o teklifin bir şekilde önümüze farklı bir yerden geleceğinin bilgisi ya da stratejisiyle oraya oturduk. Gelmeye de bilirdi ama nihayet hikayenin diğer tarafına bizi geçirmeye yetti. Çünkü bu firma bize hiç fark ettirmeden bizim sunumumuzu tam hedeflediğimiz şirkete yapmıştı. Çünkü görüşmenin üstünden daha birkaç hafta geçmeden bize bu firmadan bir görüşelim teklifi geldi. Ve görüşmemizden günler sonra, belki birkaç hafta içinde farklı firmalardan potansiyel iş görüşmesi adı altında biz randevulara çağrılmaya başladık. Sadece hedef şirketimiz değil, birçok farklı şirketten biz görüşmelere oturmaya başladık. Ve bu dönemde birçok firma satın alma teklifi yaptı, ortaklık teklifi yaptı, birleşme teklifleri geldi. Bazı ilginç teklifler geldi. İşte 2-2,5 sene bünyemizde çalışacaksınız tüm ekip falan diyenler de oldu. Çok büyük firmalar da geldi ve nihayet bizim hedef şirketimiz olmayan fakat harika bir şirketle görüştük. Floor Planner. Hacmiyle çok büyük. Amerika piyasasında çok bilinir. Milyonlarca kullanıcısı var. Ve ilginçtir, listemizde olmayan da bir firmaydı. Çünkü muhtemelen bizim Arsper'le yan yana koyduğumda iş ortaklığı noktasına belki 100 firmalık bir liste olsa belki koyarım ama asla koymayacağım bir firmaydı 5 firmanın olduğu bir listeye. Ve biz Floor Planner'la çok uyuştuk o dönem. Ve günün sonunda Floor Planner'la istediğimiz teklifin biraz altında bir miktara anlaştık. Çünkü bu anlaşmayla hemen hemen diğer firmaların hepsi bir 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay onların yanında olmamızı istiyordu tüm ekip olarak. Floor Planner'la en azından ben olmam gerekmiyordu. Yani Arsper'ı sattıktan sonra, imzalandıktan sonra benim işim bitiyordu parayı alacağım şekilde. Dolayısıyla biraz daha teklifin altında, yani piyasa değerimizin birazcık daha altına gitmiş olduk Floor Planner'da. Ama zaten gitti dediğim şey yaklaşık 2 ay sürdü. Yani avukatlar gitti, anlaşıldı, sözleşmeler yapıldı, edildi falan derken imzayı attık, atıyoruz dedikten 2 ay sonra her şey bitmişti ve Mayıs 2024 itibariyle Arsper artık resmi olarak Floor Planner'ın bünyesinde devam edecek. Ve artık Arsper'la uzun süren bir yolculuğu tamamladık. Belki Arsper'da ilk başladığımızda düşündüğümüz yere varamadık. Milyonlarca kullanıcıya ulaşamadık. Veya 100 milyon dolarlık bir değerleme, 100 milyar dolarlık bir değerleme alamadık. Şimdi bu metrikler, başlangıç hayalleri merkezinde Arsper'ın hikayesine bakarsanız ciddi manada bir başarısızlık var. Fakat tamamen devlerin rekabetine dönmüş, en yakın rakibinin cebinde 65 milyon dolar olan bir savaş ortamında basit bir stratejiyle değerlemesini birazcık kaybederek satış yapmayı başarmış, satılmayı başarmış bir şirket düşündüğünüz zaman hikaye o kadar da depresif gözükmüyor. Ve en başta dediğim gibi Arsper satılışıyla bir başarı hikayesi mi? Buna ancak siz karar verebilirsiniz. Fakat ben bu süreci Steve Jobs'ın bir sözüyle noktalamak istiyorum. İleriye bakarak noktaları birleştiremezsiniz. Onları ancak geriye bakarak birleştirebilirsiniz. Bu yüzden ileride noktaların bir şekilde birleşeceğine güvenmelisiniz.